Önümüzde 16 Nisan referandum var. Bu referandumun da sonucu ne olursa olsun Türkiye'mize, Türk insanına hayırlara vesile olmasını diliyorum. 16 Haziran 2017 tarihinde bildiğiniz gibi anayasada yapılacak hükümet sistemiyle ilgili öz itibariyle değişiklik halkın oyuna sunulacak. Hükümetle Cumhurbaşkanı arasındaki bu ilişkiler Ahmet Necdet Sezer dönemini hatırlarsanız bir kitap fırlatma yüzünden Türkiye çok büyük sıkıntılar yaşadı. 2011 krizinin belki de büyük ekonomik krizinin sebebi budur. Bu oturulmuş, konuşuldu. Bizim genel başkanımız bu ikili yapının Türkiye'ye zarar vereceğini, gelecekte dünyanın çok değiştiğini, bu ikili yapının tek elde toplanması şeklinde bir görüş ortaya koydu. Bu görüş hükümet tarafından da kabul edildi. Bugün mecliste tartışıldı ve 16 Haziran'da da halkın oyuna sunuldu. Gelecek sistem bir rejim sistemi değil, bir hükümet etme sistemidir. Onları anayasa değişikliği bahsinde kısaca değerlendireceğiz. Ama bilinen bir gerçek var ki hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasında her zaman problem olmuştur. Tek parti iktidarında çok açığa çıkmasa da Cumhurbaşkanı tabii tarafsızdır ama partiden gelen bir Cumhurbaşkanı olduğu zaman çok açığa çıkmadı. Fakat bir Ahmet Necdet Sezer dönemini dikkate alırsak kararnameler imzalanmıştır. Hükümetin gönderdiği çok sayıda kararname geri dönmüştür. Kanunlar geri dönmüştür. Büyük problemler yaşadı. Türkiye'nin hızla karar alması gerektiği bir ortamdayız. Gerçekten ekonomik, siyasal, dış politika olarak Türkiye'nin çok ciddi problemler var. Bunları sizler biliyorsunuz. Benim sizlere anlatmama ayrıca gerek yok. Bugün Türk askeri Suriye'de 15 Temmuz darbesini yaşamış Türkiye. Ciddi bir ekonomik darboğaz içerisinde Türkiye şu anda. İşsizlik %13'leri bulmuş durumda. Turizm sektörü büyük bir beklenti içinde. Duamız inşallah 2017 yılının turizmde hüsranla sonuçlanmamasıdır. Dolayısıyla Türkiye, işte Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını biliyoruz hepsimiz. Çok hızlı karar alma mekanizmalarını devreye sokması gerekiyor.